Evet e, sevgili seyirciler bugün orucumuzun ilkini tutmuş olduk. Çok şükür bunun bu nasip oldu. İnşallah biraz sonra iftarımızda ilk iftarımızda yapmış olacağız. Cenab-ı Hakk'a şükretmiş olacağız. Bize sağlık nimetini verdiği için bu güzel nimetleri bize verdiği için şükür kabirinden dualarla iftarımızda yapmış olacağız. Cümlemize e, sağlıklı nice oruçlar tutmayı nasip eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ramazan bildiğiniz gibi bizim dinimizde İslam dininde çok önemli bir yeri vardır. Çünkü bu ayda Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Kur'an Allah kelamıdır. Bize dinimizi anlatan kitaptır. Peygamberimize bu ayda gelmeye başlamış. Dolayısıyla bizim için Ramazan çok önemlidir. Peygamberimiz Aleyhisselam "Ya Rabbi bu Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle. Bizi Ramazan'a eriştir diyerekten adeta Ramazan'a kavuşmanın özlemini yaşıyordu. Bize de bu demektir ki bu duaları Peygamberimizin bu duaları bize de bir şeyler öğretiyor. Bizim de öyle bir anlayış ve yaşayış ve bekleyiş içerisinde olmamızı arzu ediyordu. Bizden onu istiyordu. Biz de o özlemlerle yaşadık. İnşallah Rabbim hepinize bütün Müslümanlara, bütün insanlara sağlık ve selametler ihsan ederek bu ayı güzel bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da nazil olduğu gibi Ramazan'da en belirgin ibadet oruç ayı, oruç ibadetidir ve oruç ibadeti de Kur'an-ı Kerim'de özel olarak belirtilmiştir. Sizden önceki kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır diye açıkça buyurulmuş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz de bunu hayatı boyunca uygulamıştır. Hicretin ikinci yılında farz kılınmış. Efendim o aydan beri ondan beri bütün Müslümanlar Peygamberimiz zamanından başlamak üzere bütün Müslümanlar şimdiye kadar bu ayı oruçla geçirmişlerdir. Bu Müslüman için çok önemlidir. Hatta İslam'ın beş temelinden biri de oruçtur malumunuz. Birincisini söyleyeyim. Bizim eşhedü en la ilahe illallahü eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğimiz kelime-i şehadet. Yani burada ne ifade ediyoruz? Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim diyoruz. Ne demek şehadet ederim? Şehadet etmek demek ben kalbimle inanıyorum, böyle inanıyorum ve bu inancımı da dilimle ifade ediyorum, açıkça herkese ilan ediyorum demektir. Biz bugün böyle söylememiz bugün kolaydır ama aziz kardeşlerim, Peygamberimiz zamanında Müslümanların azınlıkta, kafirlerin çoğunlukta olduğu ve Müslümanları hep zulmettikleri, eziyet ettikleri o zaman da çok büyük bir cesaret işiydi. Bu imanını açıkça söyleyebilmesi cesaret işiydi. O yüzden bu İslam'ın şartlarından biri budur. Ondan sonrası da namaz kılmak, oruç tutmak ve zekat vermek yine vakti imkanları varsa bir de hacca gitmektir ömründe bir kere. Ama Ramazan her Ramazan'da her, her sene imkanı olan bölüve ermiş ergen bir Müslümanın aklı başında her Müslümanın orucunu tutması farzdır. Allah'ın emridir. Bunu arz ettiğim gibi peygamberimizin ve sahabilerin ve şimdiye kadarki Müslümanların uygulaması ile de e, tatbik edile gelmiş bir ibadettir. Allah dümlemize, siz kardeşlerime de bu ibadetleri hepimize güzel bir şekilde uygulama yerine getirmeyi nasip eylesin. Bu oruç, Allah şunu söyleyeyim ki, genel olarak, prensip olarak bilirsiniz ki, Allah'ımızın bize emrettiği her şeyde bizim için fayda vardır. Yasakladığı her şeyde de bize zarar, zarar vardır da onun için yasaklıyordur. Bunu böyle bileceğiz. Onun için ibadetler bu oruç adeta biz şuna benzer bir aracımız var. Arabamızın her sene hemen belli bir süre aralıklarla ne yapıyoruz? Bakımını yapıyoruz. Efendim veya vücudumuzu gidiyoruz bir check-up yaptırıyoruz doktora değil mi? Belli bir takım hastalıklar varsa onlar hemen tedavi için. Bu e, ibadet de dinimizin, de, dinimiz için de vücudumuz için de bu oruç adeta böyle buna benzer bir şeydir. Bakımını yapıyoruz. Bugün doktorlar da de, tıpla uğraşan kimselerde oruç yani belli bir sürelerle e, yemek yememe, içmemenin faydalı olduğunu söylüyorlar. E, Cenab-ı Hak'ta bizi yaratan Allah bize böyle bunun faydalı olduğunu bildiği için ta önceki insanlara da böyle sadece bizim ümmete İslam ümmetine değil daha önceki ümmetlere de bunun farz kılındığını çeşitli şekilleri biraz değişiklikleri olabilir vardır. Yani diğer ümmetlere de farz kılınmıştır. Bize de farz kılınmıştır. Bu bakımdan bizim bu ibadetimizi yerine getirmeye çalışmamız çok önemlidir ki bizim milletimiz de elhamdülillah başka vazifelerini yapabilsin yapamazsın. Bu oruca çok önem vermişlerdir. Hatta biliyor musunuz gayrimüslim bizim Müslüman olmayan vatandaşlarımız bile Müslüman toplumda Müslümanların bu ibadetine çok saygı gösterir olmuşlardır. Gel beraber yaşadıkları için. Biz nasıl onların dinlerine, ibadetlerine saygı gösteriyorsak onlar da bize. Hatta benim tanıdığım bir yaşlı amca diyordu ki ben babamla beraber çarşıya gittik bir çarşıda eskiden esnaf şey yapardı böyle sefer tasları denir yemekleri getirirler orada yemek yerlerdi gittik ki bir gayrimüslim vatandaş ya diyelim ki Ermeni vatandaş yemeği diyor öğlende babamı görünce hemen dedi bizi görünce toparlanmaya çalıştı üstünü örttü falan babam dedi ki dedi işte ya, ya Agob efendi işte devam et ye sen biliyorsun yok dedi diyor bakın şimdi anlayışa bakın öyle toplumumuzda bir barış yaşanmış Yok siz biliyorum ki siz oruçsunuz. Sizin karşınızda böyle oturup yerine yerine yemek yemem uygun olmaz diyor. Ne güzel bir anlayış değil mi? Şimdi de ise insanlarımız bu anlayışı devam ettirmeli. Bazıları çekinmeden e, sigara tüttürüyorlar oruçlu insan yanında belki bile bile. Boş bir şey değil. Hiç yani insanlığa sığmayan bir şeydir bu. Yani içiyorsan iç kardeşim. Seni kimseyi zorlamayız. Kimseyi zorlamayız. Zorla ibadeti zorlamaz. Ama başka insanlar bir iş yapıyorsa onun saygı duyduğu şeye biz de saygı duymamız gerekir. İnsanlık icabıdır. Orucun peygamberimiz buyurmuş ki: "Li ferhaten." Oruç tutan insanın iki sevinci vardır önemli. Birisi İftar ettiği zamanki duyduğu sevinç hakikaten öyle <laughs> yaşayanlarınız vardır. Çok o acıkmış olursa falan hatta bir susuz kalmışsa falan. Ben yaşadım öyle bir gün çünkü. Ondan sonra ıı, oruç iftar ettiği zaman çok sevinç geliyor. Bir de bir de diyor sevincinin büyük sevinçlerinden biri de Rabbine yarın kıyamet gününde Rabbinin razı olduğu bir şekilde Rabbiyle Rabbinin huzuruna çıkması onun için çok büyük bir sevinç verici bir şeydir. Hakikaten bizim e, Müslümanların hedeflerinden biri bu olmalı. Ya zaten diyoruz ilahi ente rabbi ilahi ente maksudi ve rızake matlubi ya Rabbi. Benim maksudum sensin. Senin razı olman, seni memnun etmek, seni razı etmekse benim en büyük hedefimdir diye. Müslümanın hedefi bu olmalı. Bütün yaptıkları işlerde, çalışmalarda e, bunlar İnsana disiplin, Ramazan insana aynı zamanda bir disiplin veriyor. Yaptığı işlerde de, diğer işlerde de yani günlük işlerinde ve kendi vazifesinde de kendi resmi olsun, gayri resmi olsun. Hangi işi yapıyorsa sağlam bir şekilde yapmaya kendisini alıştırıyor. Nasıl ki oruçta orucum, aman ha orucum bozulmasın diye gayret ettiğimiz gibi. Sevgili kardeşlerim bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Oruç bize mesela yemeği, içmeyi ve cinsi ilişkiden uzak durmak oruç tutmak demek oluyor. Oruç günlük demektir, gün demektir Farsça'da. Tutmak da sıyam, tutmakla beraber sayam da Arapça'da tutmak, kendini tutmak, uzak tutmak. Mesela yemekten içmekten uzak tutmaya tutmak dendiği için uzak tutmak. Beraber kullanmışız, biz oruç tutmak demişiz. Müslümanın vazife, vasıflarından biri Peygamberimizin buyurduğu, Müslümanın vasıflarından biri diğer insanlar diyecek ki bu adamdan bana zarar gelmez. Bu izlenimi vereceğiz. Hareketlerimizle, davranışlarımızla bunu dedirtebiliyorsak asıl Müslüman o o zaman. O zaman oluyoruz. Ben ben yani diyecek diyecek ki Müslüman beni tanıyanlar bu adamdan bir zarar gelmez. Bir zarar gelmez dedirtebilmeliyiz. Bunlar da tavırlarımız, davranışlarımız, hareketlerimizle ee, belli olacak ki asıl Müslümanlık da budur. Bunlar önemli şeylerdir. Belli zamanları bizim hmm. Ee, öğrenim sırasında bizim böyle belli bir yerden bir yere giderdik, yatılıydık biz bir yerden bir yere sahur yemeye giderdik. Ve efendim böyle soğuk zamanlarda o gidişimizi hiç unutmuyorum. Belli bir müdürümüz vardı. Allah rahmet eylesin. Kaldırır bizi uyandırır. Merhametle, şefkatle uyandırır. Oraya giderdik böyle topluca gidişimizi unutamıyorum. Çocukluktan gelen hatıra da mesela isterseniz aklıma geldi şimdi onu da arz edeyim size. Çocukluktaki oruç günlerimizi hatırlıyorum. Annemiz bizi uyandırırdı işte. o günlerde anneler efendim yaparlardı. Şimdi kolay olmuyor tabii ben şehir hayatında veya köy hayatında bilmiyorum. Onlar kendi erişte ediyorduk. Erişteyi kendi eliyle keser, doğrarlar, kuruturlar. Sahurda, sahurda çok şey olurdu tabii vakitler çabuk yetiştirmesi lazım. O yetiştireceği şeyi çabucak o evet, hazırladığı her işle iş ama mis gibi de kendi eliyle yaptığı tereyağından koyardı ki onlar da bizim hala unutamadığımız şeylerdendir. Ki benim bu aklıma gelen sizlerin daha nicelerinin daha nice güzellikleri tabii hatırınızdadır. Biz böyle e, Ayasofya'mızın yanında e, böyle bir sohbeti gerçekleştirmiş olduk. Sizden daha böyle güzel şeyler. Bizim bu Ayasofya'mızı camiye çeviren Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin ismiyle müsemma olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin çatısı altında nice defalar yine buluşmak ve görüşmek üzere diyorum. Hepinize, hepinize sağlık ve huzur içerisinde Ramazanlar kabul olmuş ibadetler nasip olmasını niyaz ederek sözlerime ihtimam veriyorum.